Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır almayı planladığım can setini sonunda yurt dışından değil, yurt içinden aldım. Ben de hayret ettim. Yurt dışındaki fiyat, yurt içindeki fiyattan 3,5-4 milyar daha pahalıydı. Erdoğan'la bisiklete burada teşekkür ediyorum. Kendisi 4 takım halinde Hollanda'dan bunu getirtmiş, stoklamış. Euro'nun düşük olduğu dönemde almış. İyi fiyattan da bir ufak bir pazarlıkta kendilerinden aldım. Şu anda da %20 indirim var. Alma ihtiyacı olan varsa hani bence değerlendirsin. Güzel cantlar çünkü. Şimdi cantlarla ilgili konuşacak olursak öncelikle kutusu çok iyi bir şekilde muhafaza edilmiş. O şekilde ta Avrupa'dan Türkiye, Türkiye'de de bize kadar ulaştı. Hiçbir hasar görmeden. Kutunun içerisinden her iki cant içinde iki adet çanta çıkmakta. Çantanın birini buraya getirdim. Çantalar bu şekilde. Çantalar bu şekilde. İşte yanında bir askılığı var. El tutamama var. Burada bir kartlığı var. İsim yazıyorsunuz. Burada bir gözü var. Göz var. İçerisinde iki tane kırmızı nokta var. Bu kırmızı noktalar cantların oturduğu göbeklerinin değdiği kısım delmesin diye yapılmış. Şöyle koyacak olursak tam bu nokta işte. Çantalar güzel düşünülmüş. Çok kaliteli. Yağmur su geçirmeyecek bir şeye benziyor. Adamlar zaten kalitesiz bir şey yapmıyorlar yani. Her şeyi önemliyorlar. Şimdi cant kolinin içerisinden, kutunun içerisinden çıkan şeyler bakalım. 2 adet, böyle 4 adet daha doğrusu Swisstop marka karbon yüzeylere uygun fren pabuçları. Bu şekilde. Şu mandallar. Titanyum bu mandallar. Buralar alüminyum alaşımlı. DT Swiss markası logosu var daha doğrusu. 9x100, 10x130 mm uzunluğa sahipler. Jantın Sibop'un oturduğu yere böyle plastik bir şey takılması için yedekte 5 ön 5 arka 10 tane bant var. Böyle bir tubeless kiti var. Bu jantı tubeless lastiklerle kullanılması tavsiye ediliyor. İç lastiksiz kullanın diyor. Ama iç lastikle de kullanılabiliyor. Sıkıntı yok. Böyle 2 adet Sibop başlıkları, bir tane böyle kit sıvı enjeksiyonu için, çalışma kullanacağımız enjeksiyon için böyle bir aparat. İçerisinden İngilizce ve Almanca bu aparatın nasıl kullanıldığını anlatan bir broşür çıkıyor. Bu şeyi işi bizim burada mekaniker arkadaşımız var. Muharrem arkadaşımız. O yapacak. Bu kişi bu işin uzmanı zaten. Neyse şuraya koyayım ben bunları. Bu kişi bu işin uzmanı. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. Şimdi jantlara gelecek olursak jantları şöyle ikisini birden önce göstereyim size. Jantlar bu şekilde. Bu ikisinin toplam ağırlığı 1511 gram. Yoklar, yok gibiler yani. Hafifler. 48 mm profile sahip olup da hafif olan jantlardan birisi. Yüksek teknoloji karbon kullanılmış. Göbeklerinde işte seramik bulmanlar var falan. Onları anlatacağım şimdi size. Öncelikle isminden başlayalım. DT Swiss ARC 1100 Dikut. Evet, DT Swiss markanın adı. ARC de markanın en üst düzey kullandığı jantlara verdiği bir ön isim. 1100 buradaki hub'ı ifade ediyor. Dikut da malzemeyi ifade ediyor. Yani malzeme derken içinin malzemesi, jant teli ve göbek ara birimi. Göbek ara birimi. Bunları ifade ediyormuş. Şimdi bu jant tasarlanırken DT Swiss firması şurada Aerodynamic by Swiss Side diyor. Bu firmayla bir anlaşma yapıyor. Diyor ki bana bu jantı en aero şekle getir. Bunun için ne yapmamız gerekiyor diyor. Firma jantı alıyor, bazı testlere tabi tutuyor. Testler sonucunda işte elde ettikleri verileri DT Swiss'le paylaşıyor ve diyor ki bu jant öncelikle jant tellerinden başlayalım diyor, değiştirmeye.
jant tellerini değiştiriyorlar. İşte burada 13.9'luk bir sürtüm, bir wattlık bir kayıp elde edilmiş rüzgar tünel testinde. Bunu en aza indirmek için uğraşıyorlar. Öncelikle jant tellerinden başlıyoruz. Jant telinin yapısında şöyle bir durum var. Jant teli yuvarlak başlıyor. Telin yapısı önce yuvarlak, sonra düz gidiyor, ince ve düz. Sonra tekrar yuvarlak hale geliyor. Burada uç kısmında ve bunun başlığını içeriye gömüyorlar. Artık bu dışarıda değil, içeride. Daha sonra da buradaki jant teli arka başlıklarına da özel bir sıvı kullanıyorlar. Bu sıvı patentli bir sıvıymış. Daha rigid olmasını sağlıyormuş bu jantın. Bu avantaj %25 dilimlik bir avantaj sağlamış bunlara. Bu da %25'te 1 wattlık bir kazanç sağlamış. Bu şekilde böyle bir şeye gitmişler. Rüzgar tüneli testinde. Yani adamlar çalışıyor. Şimdi göbeğe gelelim. Jant telinden sonra göbek kısmına gelirsek 36 tel cırcırlı bir sistem var. 36 tel cırcırlı sistem içerisinde Ruhlmann'larda DT-Swiss seramik neymiş? Zinc seramik diye toplar kullanıyor. Bilyeler daha doğrusu kullanıyor. Bunların ısıya dayanıklılığı çok yüksek. Sürtünmeye karşı sürtünme oranı düşük. O yüzden hızlı bir göbek. Hızlı bir göbek. Şöyle de bir sesi var. Güzel bir sesi var. Bu ses için bile bu göbekleri almak isteyen bir sürü arkadaş var yani. Jant almak isteyen insanlar var. Ses güzel. Sesten daha çok bana rigidliği önemli. Benim ona verdiğim gücü nasıl karşıladığı önemli, nasıl tepki gösterdiği önemli, bana kazandırdığı şeyler önemli. O yüzden bu jantları tercih ettim. Bu jantlarda kullanılacak aralık da kaçtı? 20 ile 35 mm arasında lastik takılabiliyormuş bu jantlara. 23 mm'nin 24-25 mm'lik lastiklerden daha iyi kullanıldığı düşünülüyor bu jantta. Yani 23 mm'lik bir lastik takarsanız 25 mm'ye göre daha hızlı olduğu söyleniyor bu jantlarda. Ben de 25 mm alacaktım ama belki 23 mm alabilirim tekrar. Şu an 5 yıldır 23 kullanıyorum. Çok da seviyorum. Belki bu sefer 25 alabilirim. Yani çok da öyle şey kazanacak halimiz yok. Sonuçta profesyonel bir takımda bir şeyde yarışmıyoruz. Yani amatör bir kulübüz. Bu arada amatörce yarışıyoruz. O kadar şeylere de gerek yok diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Şimdi ön jantı da göstereyim size. Ön jantta tabii örüm şekli farklı radyal. 24 telli çok çok hafif. Kuş gibi bir şey ya. Adamlar yapmış yani. Şu yüzeyler çok böyle kadifemsi gibi diyeyim, metal diyorum, karbon çok böyle yumuşak gibi duruyormuş gibi. O kadar güzel bir şey var ki yüzeyi. Adamlar yapmışlar. Evet arkadaşlar, yani durum bundan ibaret.
Bu jantlardan almak isteyen olursa şu anda Erdoğanlar'da indirim var. Kaçırmasın bu fırsatı. Jantlar, kaliteli jantlar. Umarım faydalı olmuştur. Hani yani jantlar hakkında anlatabileceklerim benim bilgi düzeyim bu kadar. Ufak bir kaç tane de yanına belki DTCB'sin kendi bu jantlarla ilgili yapmış olduğu videoyu da ekleyebilirim. Devamında izleyebilirsiniz onu. Allah almak isteyen herkese nasip etsin diyorum. Herkese teşekkür ederim. Böyle ara ara videolar çekeceğim gene. Artık bakalım ne kadar faydası olur insanlara bilemiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.